Sülasi mücerret babları. Önce kavramları anlayalım. Sülasi felasetünden gelir. Felasetün üç demek, sülasi üçlü demek. Sülasi fiil demek, üç harfe sahip fiil demek. Üç harfi olan fiil demektir. Mücerret demek, yalın demektir. Ek almamış demektir, mücerret. Bab da burada bölüm demek. Kelime anlamı kapı ama burada bölüm demektir. O zaman ne oldu? Üç harfli ek almamış fiil babları diye bir konu burada öğrenmeye çalışacağız. Önce bazı bilgileri vermemiz lazım. Her fiilin bir vezni, ölçüsü, kalıbı vardır. Arapçada her fiilin bir vezni, ölçüsü, kalıbı vardır. Arapçada üç harfli bir fiilin ölçüsü, vezni F, A, L harfleridir. F, A, L. Bu harfler sembol olarak kabul edilir. Yani bu feale burada bir fiil değil. Bunun anlamı düşünülmüyor burada. Sembol olarak kabul edilir ve üç harfli her fiilin birinci harfine, üç harfli her fiil ama bütün fiillerin birinci harfine faul fiil denir. Ne demek faul fiil? Fiilin fa'sı, f'si. Sembol olarak kullandığımız harflerin birincisi f olduğu için her üç harfli fiilin birinci harfine faul fiil denir. Her üç harfli fiilin ikinci harfine aynul fiil denir. Ortada ayın olduğu için, ayın olduğu için her üç harfli fiilin sonuncu harfine, üçüncü kök harfine de lamul fiil denir. Burada lam olduğu için yani sonuncu harf demektir. Mesela ketebe. Bu fiilin faul fiili k'dir. Faul fiili k. Aynul fiili t. Lamul fiili de B harfleridir. Ve bu fiilin vezni F-A-L'dir. Bakın burada vezni harike koyduk. Çünkü ketebede 3 tane feta var. Bunda 3 tane feta olacak. Yani vezinle o fiil, vezne uygun olan fiil aynı harekeleri taşıması lazım. Şimdi buraya kadar verdiğimiz bilgilere göre şimdi sırada sülasi mücerret fiil bablarını öğreneceğiz. 3 harfli bir fiilin mazi ve muzarisinde orta kök harfindeki yani aynül fiildeki orta harfteki yani kök harfteki harekenin değişmesine göre hareke değişikliğine göre 6 farklı fiil babı vardır. 6 bab vardır. Neye göremiş bu değişiklik? Demek ki bu bablar yani bu bablar neye göre gruplandırılıyormuş? 3 harfli bir fiilin fiili mazi ve fiili muzarisinin ortasındaki harflerin değişmesine göre. Tamam. Evet. Demek ki neye göre belirleniyormuş bu alt bab? Sülasi mücerret bir fiilin fiili mazi ve fiili muzarisinin orta harfi yani aynül fiilindeki harekelerin değişikliğine göre. Şimdi fiili kaç hareke var? 3 hareke var. Zamme, ötre, kesre esre demek, zamme ötre demek, fetha da üstün demek. Şimdi fiili mazide bu üçü olsa, üç değişiklik olsa fiili mazide, üç değişiklik buradan. Fiili mazide de üç, muzarinin ortasında da üç değişiklik olsa toplam 6 tane oluyor. Evet. Her bir gruba bir bölüm anlamında bab denir. Bu bablara Arapçada sülasi mücerret fiil babları denir. Bunlar 6 tanedir. Bunları görelim şimdi. Sülasi mücerredin 6 babının birincisi her babın önce veznini söyleyeceğiz. Bir de mevzuununu söyleyeceğiz. Vezin kalıp ölçü demek. Mevzun de o kalıba, o vezne uygun olan fiil demektir. Bu babın vezni bakalım neymiş? Fe'ale yef'ulü. Bu babın özelliği neymiş peki? Bu babı bize anlatan özellik nedir? Fiili mazinin orta harfinin üstünlüğü, fiili muzarinin orta harfinin ötreği olmasıdır. Fe'ale yef'ulü olu şeklinde. Bu babın özelliği budur. Peki bu baba bir misal verelim. Nasara yen suru. Nasara yardım etti. Yen suru yardım eder. Nasara'daki sat, yen surdaki sat orta burada birinci fiili mazide üstün, fiili muzaride ötre olmuş. Bir misal daha verelim. Harace dışarı çıktı. Yahrucu çıkıyor. Harace'deki ra üstün. Burada orta harf olan ra ötreli olmuş. Birinci babın özelliği budur.
bu baba giren fiillerin vezni fealeye ulu olması lazım. İkinci babı tanıyalım. Bunun da vezni fealeye ulu. Demiş bu babın vezni fealeye ulu. O zaman bu babın özelliğini vezinde görüyoruz. Fiili mazinin orta harfi üstün, fiili muzarinin orta harfi esreli olmuş. Misalimize bakalım. Darabe dövdü, yadribü döver. Darabenin aynül fiili orta harfi ra ve muzaride de ra. Mazide orta harf üstün, muzaride esre. Celese yeclisü de buna misaldir. Celesedeki lam üstün, yeclisüdeki lam da esredir. Bu babın özelliği de bu. Üçüncü baba bakalım. Önce hemen vezinine bakarak anlayalım. Fealeyev alu. Hemen vezinden anlamış oluyoruz ki bu babın fiillerinin fiili mazide orta harfi üstün, fiili muzaride de orta harfi üstün olacak. Örnek feteha yeftehu. Feteha açtı, yeftehu açar, açıyor. Burada orta harf T, fiili mazideki orta harf üstün olmuş. Fiili muzaride de orta harf yine üstün olmuş. Ancak bu babın bir şartı var. Yani bu babın, bu bölümün bir şartı var. Nedir bu şart? Bir fiilin bu baptan olabilmesi için aynül fiil. Aynül fiil ne demek? Fiilin orta harfi. Aynül fiil veya lamül fiil. Yani lamül fiil neydi? Son harf. Üçüncü harf yani aynül fiil veya lamül fiilden birinin boğaz harflerinden olması şarttır. Boğaz harflerinden biri olacak. Boğaz harfleri nelerdir? Boğaz harfi ne demek? Boğazdan çıkan, çıkış yeri boğaz olan harfler demektir. Ha, ha, ayn, gayn, he, hemze. Bunlar boğaz harfleri. İşte bu babın fiillerinin orta harfi veya son harfi bu harflerden birisi olmalıdır. Olmak zorundadır. Ama aynül fiil veya lamül fiilinde yani orta veya son harfinde bu harflerden biri olan her fiil bu baptan olmayabilir. Örnek nefeha yenfehu. Nefeha'da bakın sonunda ne var? Lamül fiilde ha var. Bu az harfi. Ama bu hangi baptan? Bakın birinci baptan. Fiili mazinin orta harfi üstün. Fiili muzarinin orta harfi ötre bakın. Yenfehu. Dolayısıyla bu üçüncü baptan olmadı. Yani aynül fiilinde veya lamül fiilinde boğaz harfi bulunan her fiil üçüncü baptan olması şart değil. Ama bu baptan olan, bu baba giren her fiilde bu harflerden birisinin olması şarttır. Dördüncü baba geldik. Bu babın özelliğini de nasıl anlayalım? Hemen vezninden anlayalım. Fe'ile yef'ilu. Fe'ile yef'ilu. Peki özelliğini hemen tespit edelim. Fiili mazinin orta harfi esre. Yef'alüymüş, affedersiniz. Fiili muzarinin orta harfi de üstün. Fe'ile yef'alu. Fe'ile yef'alu. Tamam. Fiili mazinin orta harfi esre. Fiili muzarinin orta harfi üstün. Örnek fiil. Alime bildi, ya'lemu biliyor. Alime'deki lam ve ya'lemu'deki lam. Bakıyoruz. Alime'de lam esre, ya'lemu'da üstün olmuş. Dördüncü bab da bu şekilde. Beşinci baba geldik. Bu babın vezine bakarak hemen anlayalım özelliğini. Fe'ule yef'ulü. Fe'ule yef'ulü. Peki fiili mazinin orta harfi nedir? Ötre. Fiili muzarinin orta harfi de ötre olmuş. Demek ki bu bölüme giren fiillerin fiili mazisinin orta harfi ve fiili muzarisinin orta harfi ötre olmak zorunda. Örneğimize bakalım. Hasüne yahsünü. Hasüne güzel oldu, yahsünü güzel olur. Bu baptan bir misal fiil. Altıncı baba bakalım. Bu bab, babın vezine bakalım hemen. Fe'ile yef'ilu. Fe'ile yef'ilu. Bu bapta da fiili mazinin aynı fiili ile fiili muzarinin aynı fiilin her ikisi birden esreli olmuş. Bakalım hasibe yahsibu. Hasibe zannetti, yahsibu zannediyor. Bu baptan bir misal. Şimdi bu babların sırasına göre içerdiği fiil fazlalaşıyor ya da azalıyor. İlk baştakiler
birinci sıradakiler, yani üst sıradakiler, birinci, ikinci, bunların içerdikleri fiil sayısı alt sıradakilere göre daha fazla. En alt sıradaki en az fiili içeriyor. Bunları akılda tutmanın bir kolay yolu var. O da şu orta mazi ve muzarideki orta harflerin harekelerini ezberleyerek akılda tutulabilir. Onu da şöyle yapmışız. Bu babları kolay akılda tutmak için mazi ve muzarilerindeki harekelere göre şu şekilde bir özet yapılabilir. Birinci babın fiili mazisinde ne vardı? Fetha. Muzarisinde ne vardı? Zamme. Fethun zammun. Tamam mı? İkinci babın fiili mazisinin orta harfi fetha. Fiili muzarisinin orta harfi esreydi. Buna ne diyoruz? Fethun kesrun. Böyle bir kafiye yapıyoruz yani. Şiir gibi yani. Fethun zammun, fethun kesrun. Üçüncü babın özelliği neydi? Hem fiili mazinin hem de fiili muzarinin orta harfleri üstün oluyordu. Yani iki tane fetha var. O zaman bu fethatani, iki fetha demiş oluyoruz. Fethatani. Fethun zammun, fethun kesrun, fethatani. Kesrun, fethun. Mazinin orta harfi kesre, yani esre, muzarinin orta harfi üstündü. Kesrun, fethun. İki tane zamme vardı. Zammun, zammun. Kesratani'de de her ikisinde, mazide ve muzaride orta harfi esreliydi. İşte böyle fethun, zammun, fethun, kesrun, fethatani. Kesrun, fethun, zammun, zammun, kesratani diyerek bu babları ne yapabiliriz? Aklımızda kolayca tutabiliriz. Şimdi gelelim sülasi fiil bablarını görmüş olduk. Sülasi fiil bablarını. Şimdi geçelim dörtlü fiillere, dört harfli fiillere. Rubai fiillere. Dört harfe sahip fiillere bakalım şimdi. Sülasi fiiller tamamlandı. Arapçada bir fiil en az 3, en fazla 6 harfe sahip olabilir. Bazı fiiller vardır ki 4 tane kök harfe sahip olabilir. 4 harfli anlamında rubai, yalın anlamında mücerret denilir. Şimdi rubai fiilleri ikiye ayıracağız. 4 harfli anlamında rubai ama yalınsa, yani 4 harfin 4'ü de kök harfse ona mücerret diyoruz, yalınsa. Peki rubai mücerredi anladık, yani rubai mücerred neymiş, tekrar diyorum, sahip olduğu 4 harfin 4'ü de kök harf olacak. Başka rubai dörtlü fiil var mı? Var. 3 tane daha dörtlü fiil babı var. Bir tanesini gördük, onu az sonra vezni mevzunu söyleyeceğim. Önce isterseniz o rubai şey görelim, yani mücerredi görelim, ondan sonra şey yaparız. Şu rubai mücerredi bir görelim. Tekrar ediyorum. Rubai mücerred neymiş demek ki? Rubai 4 harfe sahip. Mücerred nedir? Yalın. Ek almamış. Ek almamış. Harflerinin tamamı 4 harfin 4'ü de kök harfi olan 4 harfli fiildir. Bir babı vardır. Tek babı var yani. Başka babı yok. Bazı fiillerde çift mastarı bulunur. Bazı fiillerde çift mastar bulunur. Yani normal şartlarda her fiilin bir mastarı var ama burada mesela bu baba gelen bazı fiillerde çift mastar olabiliyormuş yani. Bunu demek istiyoruz burada. Veznimiz, önce vezini öğreniyoruz. Ondan sonra o vezine uygun bir örnek fiil öğreneceğiz. Vezin nedir? Fe'alele. Fe'alele. Yufa'lilu muzari. Fiili mazi fe'alele. Fiili muzari yufa'lilu. Mastar fe'aleleten. Bir de birinci mastar bu. İşte bu birinci mastar. Bu birinci mastar. İkinci mastarda fi'lalen, bazı fiillerde ikinci mastar olabiliyor. Şimdi bakalım, dört harfi var. Bakın fi'lene dört harfi var. Fiili muzari'de başa bir muzarilik harfi geldi. Dört kök harfe bir harf daha eklenince 5 oldu. Mastara bakalım. Mastarda bir de mastarda sonuna t geldi. Mastarda geldi bu yani sadece. Fi'laleten, fi'lalen. Bu da ikinci mastar, böyle olabiliyor. İkinci mastarda birinci harf esreli. İki tane lamın arasında, şuradaki iki lam var ya, onun arasında da bir elif girmiş. Lalen diye. Sondaki elif de iki tane üstüne destek olmak için gelmiştir. Buna uygun bir fiile bakalım şimdi. Dahrace. Yudahricu. Dahraceten dihrace. Manası nedir dahracenin? Yuvarladı.
yudahricu yuvarlıyor, dahraceten yuvarlamak, dihracen o da yuvarlamak. İki tane yuvarlamak mastarı var yani. Bir örnek daha yapalım. Vesvese. Vesvese yüvesivisu. Vesveseten vismasen. Vesvese ne demek? Kuruntu yaptı yani. Ya da fısılda da anlamında. Yüvesivisu vesveseten vismasen. Bu şekilde. Böylece Rubai Mücerred'in bir babında görmüş olduk. Rubai fiillerin mücerred olanını görmüş olduk. Mücerred olanını. Şimdi rubailerin bir de sülasi mecid olanları var. Ne demek bu? Şu demek. Rubai mücerred fiilleri sülasi mücerrede göre az sayıdır. Bunun süre mücerred olmayan fiillere mecid fiiller denir. İlk almış fiiller. İşte onları göreceğiz şimdi. Şimdi mecid fiiller. Şimdi mezit ne demek? Kelime anlamı ek almış. Yukarıda anlattığımız 6 bab vardı ya, bu 6 babın hepsi 3 harfli sülasi mücerred. Sülasi mezit ne demek? 3 harfli iken, yani aslı kökü 3 harfli olup üzerine 1, 2 ya da 3 harf eklenmiş fiil demek. Mezit. İşte 3 harfli olup eğer üzerine 1 harf eklenirse 4 harf oluyor ve rubai olmuş oluyor. Biz bunlara öncelikle sülasinin üzerine eklendiği için, yani 3 harfli harfin üzerine ekleme yapıldığı için sülasi mezit diyoruz. Sülasi mezitleri de önce şuraya okuyalım. Kök harfi 3 tane olup kendisine 1, 2 ve 3 harf eklemiş fiillerdir. Bunlar da eğer 1 tane harf eklenmişse sülasi mezit oluyor ve rubai oluyor. Rubai dörtlü. Yani sülasi mezit rubai ne demek? Kök harfi 3, bir tane daha harf eklenmiş demek. Bu sülasi mezit rubai'nin de 3 tane babı var. 3 bölümü var yani. 3 farklı babı var. Birinci babın adı if'al babıdır. Bu if'al babı adı nereden geliyor? Mastarından geliyor. Şimdi bu babın önce veznini görelim ve özelliğini oradan anlayalım. Bu babın vezni ef'ale, yuf'ilu, ifale. Peki. Şimdi vezne bakalım. İnceleyelim veznini. Kökü feale. Ne yapılmış? Fealenin önüne, baş tarafına, faul fiilinden önce, birinci harfinden önce fethalı bir elif getirilmiş. Hemze fethalı, fethalı, üstünlü bir elif getirilmiş ve harekeleme de bu şekilde olacak. Buradaki gibi olacak yani. F, A, L. Yani buradaki faul fiil cezimli, diğerleri fethalı. Hepsi fethalı olacak. Vezin bu şekilde. Bunun muzaresine dikkat edelim. Şimdi normalde mazinin önüne muzarilik harfini getirdiğimiz zaman muzari oluyordu. Burada şimdi muzarilik harfi var. Y bir kere muzarilik harfi ötre olmuş. Bir kere buna dikkat ediyoruz. Normalde sülasi fiillerde muzarilik harfi bakın yeclisü derken üstün, yeftehu derken üstün, yenfehu derken üstün, yansuru derken, yahucu derken bunlar üstündü. Ama rubai fiillerde muzarilik harfi ötre oldu. Buna dikkat ediyoruz. Bir dikkat edilmesi gereken husus, dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da, bir diğer nokta da fiili mazide eklenen, ek olarak eklenen harf fiili muzarinde burada düşürülmüş, kaybolmuş. Onun da sebebi eğer oraya o harfi koyarsak telaffuz zorluğu meydana geliyor. Şöyle ki ef'ale yu'ef'ilu. Bakın yu'ef'ilu zor söyleniyor. Bu nedenle fiili mazideki hemze fiili muzaride eklenmemiştir. Yani o silinmiş orada. Fiili muzarinin muzarlık harfi de ötredir ve vezin bu şekilde olacak. Yu'ef'ilu şekil böyle. Mastar vezni. Biz sülasilerde mastarı öğrenmedik. Çünkü onlarda bu mastarın belli bir vezni yok. Bunlarda fiili mazi ve muzari öğrendik. Mastar vezni konusunu ayrıca öğreneceğiz onu. Ama bunlarda mastar vezni de belli yani. Bunların mastarın da vezni belli. İf, alen fiili mazideki eklenen mezid harf muzari de düşürüldü.
telaffuz zorluğundan dolayı. Mastarda ise geri geldi ama esreli olarak. If, alen, işte ifal babı buradan geliyor. Bir de mastarda aynel fiili ile lamel fiili arasına bir met harfi gelmiş. If, alen, sondaki elif de iki tane üstüne destek için gelmiştir. Efale, yuf'ilu, if'alen. İşte bu sülasi mecid rubailerin birinci babının vezni bu şekilde. Fiiller bu vezne göre söyleniyor. Elimizde kerume diye bir fiil var. Kerume. Kerumenin anlamı yüce oldu, cömert oldu demek. Kerumeyi bu vezne aktardığımız zaman nakledersek ekrame olur. Ekrame, fiil-i muzarisi yükrimü, mastarı ikramen olur. Ekrame, yükrimu, ikramen. Manası ne oldu? Kerume yüce oldu. Ekrame ikram etti. Cömertlik yaptı. Ne gibi bir fark var ikisi arasında? Şöyle bir fark var. Kerume lazım fiildir. Yani geçişsizdir. Ama ekrame olduğu zaman geçişliğe dönüşmüş oluyor. Yani ikram etti. Kime? Falana ikram etti. Geçişli fiil hale gelmiş oluyor. İşte böyle bir anlam farkı var iki fiil arasında. Ne olmuş oldu yani? Lazım fiil yani geçişsiz fiil, müteaddi yani geçişli hale dönüşmüş oluyor. Birinci bab bu şekilde. İkinci baba bakalım. İkinci bab tef'il babı. Tef'il bu isimlendirme nereden geliyor? İsim, bab ismini nereden alıyor? Yine mastardan alacak. Bakalım şimdi bu babın özelliğine. Sülasi kök harflerden ortadaki harfin aynısından bir harf, bir tane daha eklenerek elde edilen fiillerdir. Peki. Fealenin ortasında ayın var. Bir tane daha eklediğimiz zaman iki tane ayın oluyor. Şöyle göstereyim. Feale iki tane ayın oldu değil mi? Böyle birinci sakin, ikinci harekeli ise bunu ne yapıyoruz? İdgam yapıyoruz. İdgam yapıyoruz. İdgam demek iki harfi birbirine katıyoruz yani. Ve idgamdan dolayı da bir de şedde konulduğu zaman feale olmuş oluyor. İşte bu yüzden feale yaptık. Peki fiil-i muzarisine bakalım. Fiil-i muzarisinin muzarilik harfi yine ötreyle başlıyor. Yufa'ilu. Vezni bu şekilde. Fiil-i muzari vezni. Mastar vezni de tef'ilen. Fiil-i mazilere muzaride olmayan bir T gelmiştir. T gelmiştir tef'ilen diye. Bir de aynel fiilden sonra bir Y gelmiştir. Y. Tef'ilen. En sondaki elif de iki üstüne destek için gelmiştir. Örneğimiz burada. Misalimiz, mevzunumuz yani. Feriha, sevindi, yefrahu fiilinden bu fiili bu baba nakledeceğiz. Feriha ne demek? Sevindi, yefrahu seviniyor. Ferraha oldu. Ra harfinden bir tane daha eklediğimizde ve idgam yaptığımızda yani birbirine katarak şedde koyduğumuzda ferraha oldu. Yüferrihu ve tefrihan. Ferraha sevindirdi. Yuferrihu sevindiriyor. Tefrihan sevindirmek. Burada peki nasıl bir anlam değişikliği oldu? Feriha sevindi. Mutlu oldu. Geçişsiz fiil. Lazım fiil. Ferraha sevindirdi. O da yine müteaddiye yani geçişli hale dönüştürmüş olduk. Yani bir fiili ne yapıyoruz? Bu babağı nakletmekle o fiili geçişli hale getirmiş oluyoruz. Bu bab da bu şekilde. Bunlar, bu bablar sülasi mezid rubai yani 3 harf, 3 kök harfin üzerine bir harf eklenerek elde edilen fiiller. Üçüncü bab da müfaale babdır. Müfaale babı. Sülasi fiilin faul fiilinden sonra. Faul fiilinden sonra yani birinci harfinden sonra harekesiz bir elif eklenerek, harekesiz bir elif yani met harfi eklenerek elde edilen babdır. Üç tane mastarı olabilir. Bunlardan ilk iki tanesi kullanımdadır. Üçüncüsü pek kullanılmaz. Veznimize bakalım. Vezne bakalım. Feale. Ne yaptık?
Üç kök harften birinci harften sonra bir meta harf ekledik. Faale. Fiili muzariye bakıyoruz. Fiili muzari de fiili mazinin önüne muzarilik harfini ötreye olarak getirdiğimizde faili oldu. Mastara bakalım. Müfaaleten. Müfaaleten. Birinci mastar bu. Bu birinci mastar. İkinci mastar fialen oluyor. Üçüncü mastar da fialen. Üçüncü mastar da pek örnek bir mastar yok. Misal fiile bakalım. Katele bir sülasi mücerret fiil. Öldürdü demek katele. Yaktülü birinci babdan. Sülasi mücerredin altı babının birincisinden. Fetuzam. Bu fiili müfaali babına naklettiğimiz zaman katele. Yukatilu fiili muzari mukateleten birinci mastar. Gitalen ikinci mastar. Üçüncü mastarı yok. Ne gibi bir anlam değişikliği oldu? Katele öldürdü. Mesela bu fiil katele müteaddi yani geçişli fiildir. Katele savaşlı. Bu da geçişli. Anlam tamamen değişti. Burada yani sizi geçişli yapmak yok. Anlam değişikliği var yani burada. Buradaki anlam özelliği de şu genel olarak ihteşlik var. Yani karşılıklı yapma olayı var burada. Fiilin karşılıklı olması genellikle. Mesela katele savaştı. Karşılıklı olan bir olay yani. Buna bir misal daha var. Mesela şehide yeşhedü tanık oldu demek. Bunu müfaali babına naklettiğimiz zaman şahede yuşahidu müşahedeten oluyor. Böylece sülasi mezit rubai fiillerin üç babını da görmüş olduk. Bunların isimleri neymiş? İf'al, tef'il, müfaale. Bu isimlendirme neye göre yapılıyor? Mastarlara göre yapılıyor. Ef'ale yuf'ali if'alen, fa'ale yufa'ilu tef'ilen, fa'ale yufa'ilu müfa'aleten. Mastarlar o babın adı olmuş aynı zamanda. Birinci babın anlam bakımından özelliği nedir? Geçişsiz bir fiili geçişli hale getirmek için yapılmış bu bab. İkinci babda aynen öyle ama üçüncü babda ise böyle bir özellik yok. Buradaki özellik ise fiilin ihteş olması yani genel olarak fiilin karşılıklı yapılmış olmasını ifade ediyor bu bab yani. Mesela katele savaştı, savaş karşılıklı olur. Şahide seyretti, seyretmek de karşılıklı olan bir eylemdir.